シュートだ。こんにちは皆さん、私はプリンスベジータですべ。Hoş geldiniz arkadaşlarım, benim adım Prince ve bugün sizlere gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi playoff maçını sunacağım. Beşiktaş ile Arsenal arasında, evet, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçerek Beşiktaş'ımız playoff'lara katıldı. 3. turda Feyenoord'u ilk deplasmanda 2-1 ve sonrasında evde 3-1 kazandı ve playoff'lara katılma şansını yakaladı. Çok zor bir takım çıktı Arsenal'la ama Beşiktaş'ımız, buna inanıyorum, bu takımı da geçer arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi'ne katılır inşallah. Evet, formaları gösteriyorum sizlere yine. Arsenal'ın da yeni formaları hazır ve gördüğünüz gibi sağ tarafta Alexis Sanchez, Barcelona'dan yeni transferi Arsenal'a. Evet, stadımız Atatürk Olimpiyat Stadı. Vodafone Arena henüz hazır değil. Aslında bu oyunda hazır da. Şöyle bakalım. Her neyse, evet. Süperstar maç düzeyinde arkadaşlar, her zamanki gibi. Prince'e bu yakışır ve Beşiktaş'ın kadrosunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar yapılmış bütün transferler hazırdır. Gördüğünüz gibi Dembaba da var. Gökhan Töre yeni geldi Rubin Kazan'dan. Geçen sezon kendisini kiralamıştı Beşiktaş. Ve bu sezonun kara kartal oldu. Şöyle bir Arsenal'ın yeni transferlerini söyleyeyim ve ayrıca Fermal'in Barcelona'ya transfer oldu arkadaşlar. Ve Arteta artık Arsenal'ın yeni kaptanı. Debuşi de yeni transferlerden biri ve tabii ki Alexis Sanchez arkadaşlar. Her neyse, sallayın. Maça başlıyoruz. Evet, Şampiyonlar Ligi playoff maçı arkadaşlar. İlk maçı 19 Ağustos'ta oynanacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Ve revanş maçı da Arsenal'da sanırım 28 Ağustos olması gerek. Evet. Çok 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 zor olacak arkadaşlar. Benim için de zor olacak. Beşiktaş için de zor olacak. İnşallah Arsenal'ı yenerek, playoff'ları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılırız arkadaşlar. Ve maç başlamak üzere arkadaşlar. Evet, iki kaptanlar hazır, oyuncular hazır. Tolga Zengin'imizi görüyoruz. Formayı yine değiştirdim. Geçenki videomda mavi forması vardı. Sonra Feyenoord maçında bir baktım, böyle bu sarı ya da yeşil, açık yeşil herhalde, ona benzer forması var. Hemen yaptım, hazırladım. Arkadaşlar, abone olmayanlar ya da daha doğrusu beni ilk defa görenler, Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Ligi PS3'te oynamak istiyorsanız benim Facebook sayfama girin. Oradan benim hazırlamış olduğu patch'i indirebilirsiniz. Transfer dönemi biter bitmez de 2014-2015 update'leri yapacağım. Formalar olsun, transferler olsun. Her şey hazır olacak. Yani PS3'te Spor Toto Süper Ligi oynamak istiyorsanız arkadaşlar, Facebook sayfamdan patch'i indirebilirsiniz. Ve Beşiktaş'ımızın ilk 11'i, evet, önde Dembaba, Mustafa Pekdemek, evet, Franco'yu görüyoruz. Kendisi çok büyük bir patlama yaptı diyebiliriz arkadaşlar ve Arsenal'ın ilk 11'i geliyor. Evet, Arsene Wenger takımını çok iyi hazırladı bu maça.
Beşiktaş'ımız başlayacak. Evet, Mesut Özil'i görüyoruz. Ve Veli Kavlak da çok hırslı bugün arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun diyorum ve zorlu mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi playoff maçı. İlk maçı Beşiktaş Arsenal karşılaşması arkadaşlar ve Kerim Fıray sağ taraftan gidiyor ama topu kaybettik. Ersan Gülüm araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Mustafa Pek demekten Dembaba'ya geldi. Dembaba geçti. Şutunu çok kötü attı arkadaşlar. Yanlış tuşa bastım maalesef. Şansa bakın. Evet, ilk dakikalarda hemen bir gol pozisyonu yakaladık. Franco gir araya. Kerim Fıray topu avuta attı. Ertuğrul Sakar bastırıyoruz. Kerim Fıray araya giriyor ama topu yine kaybetti. Evet, Kerim Fıray hiç iyi başlamadı arkadaşlar. Ama kendisine inanıyorum. Bu yeni hazırlık dönemin en güçlü isimlerinden, kendisi çok başarılı bir kamp dönemi geçirdi. Zaten genelinde Beşiktaş bu sene bayağı güçlü arkadaşlar. Hazırlık maçları Chelsea'ye karşı olsun, Fenerbahçe'ye karşı olsun ve tabii ki korner, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında bayağı başarılı oldular. Evet, Tolga Zengin çıkarttı. Debuchi'ye direkt şut atıyor ve Tolga Zengin yine uzaklaştırdı ve Dembaba koşuyor arkadaşlar. Kaleci de çıktı. Kaleci çıktı ve topu hemen uzaklaştırdı. Offside sanırım. Evet, offside. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Kerim Fıray, hadi adamım. Ertuğrul Sakar'ı geç. Ortamı yap. Dembaba kafayı koy. Ve asfarkla üst direkten çıkıyor. Evet, Kerim Fıray'ın ortası ve Dembaba topu böyle dışarı kafayla attı. Kafayı kodu orada. Carzola'dan Ramon Motta mı? Hayır. Hutchinson. Çıkart. Olcay Şahan ve yine Hutchinson. Topu kaybediyoruz arkadaşlar. Sanchez. Araya girin. Debuşi'ye yine Sanchez geliyor. Evet. Sanchez. Taç Beşiktaş'ımızın. Çabuk taraf değiştiriyoruz. Kerim Fıray. Ortanı yap. Dembaba gir araya. Eyvah eyvah arkadaşlar, evet. Dikkat dikkat. Oh, Ramon ne yaptın? Adamım Rahman, evet. Evet, Olcay Şahan topu başta tuttu. Açınsın. Mustafa Pek demek. Açınsın'dan Dembaba'ya gelir mi? Hayır, gelmiyor ama Kerim Fıray araya girdi. Atak devam ediyor arkadaşlar. Faul olması gerek ve evet, faul. Free kick pozisyonu birazcık uzak ama bakayım, Olcay Şahan mı çaksın yoksa? Evet, Olcay Şahan çakabilir. Şöyle bir gönderelim. Olcay Şahan uzun atıyor ama top şık hareketler Olcay Şahan'dan. Mesut Özil, Mesut Özil topu nedense altı attı. Taç Beşiktaş'ımızın. Veli yapma. Sanchez çok hızlı geliyor. Necip. Arkadaşlar, transfer dönemi daha henüz bitmedi. Beşiktaş
10 numara pozisyonda daha, evet inanmıyorum, 10 numara pozisyonda bir oyuncu arıyor ve sağ bek oyuncusu sanırım. Yani daha transferler olabilir. Bunu demek istedim. Ramon yapma. 34. dakika. Mustafa Pek demek. Gönder. Mustafa Pek demek. Olcay Şahan. Olcay Şahan. Olcay Şahan. Kaleci harika çıkartıyor. Evet, Beşiktaş'ımızın İlk büyük pozisyonu 37. dakikada geldi arkadaşlar. Ama Arsenal hiç etkilenmedi galiba. Çünkü bayağı bastırıyorlar yine. Ramon çıkart. Evet, Beşiktaş tak geliştirme çabasında sol taraftan Dembaba'dan şık hareket ama defansı, ağzını defansını geçemiyor. Ve yine Dembaba. Mustafa Pek demek gönderdi Kerim Fıray'ı. Kerim Fıray. Ay, geçemedim arkadaşlar. Evet, gol geliyorum derken hakem İlk yarıyı bitirdi. 0-0. Maalesef gol yok. Ama top sahip olma oranımız daha yüksek bizim. İkinci yarıya başlayalım. Henüz Beşiktaş oyuncu değiştirme gereği duymuyorum Beşiktaş'ta. Böyle bir devam edelim. Ayhan kaşınıyor. Açınsın. Dembaba. Giroud. Araya gir. Eyvah. Adamım Ersan Gülüm. Faul. Şöyle bir Dembaba'ya gönderelim. Olcay Şahan. Olcay Şahan, ne yapıyorsun? Dembaba. Dembaba şutunu atıyor ve 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Dembaba, Beşiktaş'ın babası. 1-0 arkadaşlar. Oh my god. Evet, çok güzel bir gol. Dembaba'dan geldi. Evet, burada Olcay Şahan topu kaybetmişti. Ama Arsenal defansı böyle bir hatayla topu yine kaybetti ve Dembaba affetmiyor arkadaşlar. Sağ köşeye zımbalalı topu ve evet, golün tekrarını görüyoruz yine. Beşiktaş böyle 1-0 öne geçiyor. Atatürk Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi playoff maçı arkadaşlar. Beşiktaş'ımız 1-0 önde. Ve maç devam ediyor. Evet, Kerim Fıray kaptı. Şık hareketler Kerim Fıray'dan ve top Dembaba'ya geliyor. Dembaba, Dembaba, Dembaba ve Beşiktaş 2-0 öne geçti arkadaşlar. Evet, Atatürk Olimpiyat Stadı çıldırıyor. Taraftarlar, herkes ayakta. Beşiktaş'ımız 2-0 önde. İnşallah gerçekten de böyle olur arkadaşlar. Valla kalbim tık 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 atıyor. Bayağı heyecanlandım. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek çok güzel olacak arkadaşlar.
ama bayağı zor olacak. Aslında bu oyunda da bayağı zor gördüğünüz gibi ama demek ki olabiliyor. Neden olmasın değil mi? Evet, 2-0 öndeyiz. Çok dikkatli olmalıyız. Dembaba, evet, şık hareketler olacak. Şahan araya gir de bir şey. Arteta. Arteta'dan Giroud'a, Giroud'dan Özil'e, Özil'den uzun bir top ama olacak. Şahan araya giriyor. Topu yine kaybettik arkadaşlar. Giroud. Pedro Franco araya girdi. Dembaba topu çok aşırtı ayağından. Kerim Fry. Evet, adamın Necip araya girdi ve Kerim Fry gönder. Ay, yetişemedim. Allah. Arsenal geliyor ama hayır, çıkartamadım. Hutchinson, Pedro gir. Kafayla çıkart. Foul var. Hacı foul, evet. Foul'un tekrarını görüyoruz. Alex Sanchez yatarak böyle müdahale etti ve foul, evet. Şimdi birazcık daha defans oynamam gerekiyor. Defanslı ağırlık, o yüzden Mustafa tek forvet yapıyorum ve Mustafa pek demeklerine Oğuzhan Öze akıp giriyor arkadaşlar. Huuu. 70. dakikaya girdik. 2-0 öndeyiz. Ve yine Dembaba topu kaybetti maalesef. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Özyakup oynadı Kerim Fray'a. Oğuzhan Özyakup ve 3-0 arkadaşlar. Oğuzhan Özyakup girer girmez golünü atıyor ve Beşiktaş'ın 3. golü arkadaşlar. Gerçekte böyle bu kadar kolay olmayacağını biliyorum da. Eyvah eyvah arkadaşlar. Ama neden olmasın. Evet, bayağı güzel yaptım. Bu arada çaktırmayın Prince abiniz. Ve kalecinin yapacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, Kerim Fray akıllıca geri oynadı ve golü böyle attık. Beşiktaş 3-0 önde. Yine 3 kişiden sen git Arzınlı'nca oyunu, Arzınlı'nda oyuncuya oyna topu. Yorum pes. Dembaba. Foul. Free kick Beşiktaş'ın, evet. Ertuğrul Saka böyle faul yapmış. Hiç alakası yok. Ne yapalım? Eli kavlak. Yine faul herhalde. Evet. Çıkışımız. Ramon Motta ile. Yatabiliriz arkadaşlar. Ramon Motta, korner. Ulan hangi adama değdi o top ya? Durun, oyuncu değiştirelim. Maça. Gökhan töre giriyor. Ve
Yok, bunu sonra yaparım. Şimdi Tosun sonra girecek. Evet. Gökhan Töre maça dahil oldu arkadaşlar. Rubin Kazan'dan yeni geldi kendisi. Ve Dembaba kafayı attı. Beşiktaş 4 yapıyor, evet. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış sayılırız arkadaşlar. Bunun revanş maçında herhalde fazla gol yemeyiz. Çok güzel olur da gerçekte böyle değil tabii ki. Hayatta Beşiktaş 4 gol atmaz yani, sanmıyorum. Çünkü Arsenal dünyanın en iyi takımlarından biri diyebiliriz. Evet, istedi başlarına yakalım. Kartalımız çıldırtıyor bizi. Evet, şov yapıyoruz arkadaşlar. Gökhan Töre ortasını. Mesut Özil. The clock counting down. He has lunged. Adamım Necip. Evet, Arsenal'a hiç şans vermedik. Gol şansı, gol pozisyonu vermedik. Slowly trying to tease it through. İlla offside'a girecek, ondan sonra oynayacak yani. Hayret. Ne oluyoruz lan? Dikkat. Carzola. Osan Özakup, evet. Gökhan Töre yetişemedi. Arkadaşlar kazandık. 5 atacağız mı? Dembaba! Korner! Atamadım. Belki penaltı olur diye düşündüm. Bekledim. Korner. Ne yapalım? Önce bir... Tosun'u alıyoruz maça. Evet. Dembaba'yı alkışlar arkadaşlar. Evet, alkışlıyoruz. Ve Cenk Tosun maça girdi. Bir de gol atarsa tam iyi olacak. Evet. Arkadaşlar, Beşiktaş'ımız playoff maçın İlk maçını, pardon, playoff'ların ilk maçını 4-0 kazandı. Dilim tutuldu arkadaşlar, ne oluyoruz ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Beğendiyseniz lütfen beğeni sembolüne basınız. Gerçekten lütfen basınız. Bu videoyu beğendiğinize dair bir işarettir benim için. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla diyorum arkadaşlar ve sizlerden sayonara ve peace out'la vedalaşıyorum. Ciao ciao.